5 lira. Sadece 5 liraya bu parka girip bu gördüğünüz bütün evleri, müzeleri, kültürü görebiliyorsunuz. Evet, şimdi Papua'ya gidiyoruz. Hello. Hello. I love Papua. Evet, cinsel organları biraz kalp şeklinde yapmışlar. Çok enteresan. Bakın. Bu merdivenden tırmanıyorsunuz ve eviniz tepede. Sulawesi'ye gidesim geldi yani bu. Acayip farklı bir kültürleri var. Tapınağı yapmışlar gerçekten. Parkın içinde bu şekilde geleneksel ev türleri var ve Endonezya'nın çeşitli bölgelerini temsil ediyor hepsi. Bu mesela Timur bölgesine özgü bir ev. Evet, şimdi Papua'ya gidiyoruz. Hello. Hello. Evet, bunu hatırladınız mı? Nerede görmüştük bu? Wamena. Oo, bak bizimkilerin evleri bunlar. Dani evleri. I love Papua. Bunlar da Asmat kabilesi. Bunlar güney tarafta yaşıyorlar. Bu insanları göremedik daha. Bunlar da Papua bölgesinden eserler. Ama genelde bunları yapanlar Asmat kabilesi. Çünkü hiç bu tür eserler görmedik biz. Tahta işçiliği bizimkilere gelmemiş daha. Evet, uzun olanlar mutfak, kısa olanlar normal evler. Bunlarda uyuduk kaldık bile gerçeğinde. Evet, burada ne yapıyorlar acaba? Bunlar Papua'nın tahta işçiliği. Ama tabii ki bizim görmediğimiz taraftaki kabilelerin yaptığı işçilikler bunlar. Bu şekilde kuleler yapıyorlar. Üst üste insanlar. Buraya oklardan koymuşlar. Biz bunlardan attık bile yani. Mızraklar, savaş aletleri hepsinden var. Baltalar var. Evet, şimdi de bir anda Sulawesi'ye geldik. Papua'dan Sulawesi'ye geçtik. Bakın. Bu şekilde heykeller var. Ve cinsel organları biraz kalp şeklinde yapmışlar. Çok enteresan. Bakın. Değişik. Hemen ev türleri değişti.
böyle bir ev var. Demek ki Sulawesi'ye gitsek böyle bir şey göreceğiz. İçine bakalım. Evet. Yöresel bir Sulawesi evi bu şekilde oluyormuş. Bütün kullandıkları aletler bile var. Kocaman bir boynuz. Evet, bunlar da demek ki o yörenin şapkaları. Tam bir Vietnam şapkasına benziyor bence. Evet, bu evin altına gördüğünüz gibi arabanızı bile koyabiliyorsunuz. Kedi bile var. Evet, içine bakalım. Yöresel kıyafetler var burada. Evet, sukkum kızartma ikram ettiler bize şimdi. Jackfruit yani. Thank you. Şuradaki ağaçtan toplamışlar bakın. Evet, hala Sulawesi'deyiz. Kıyafetler çok enteresan. Kafalarındaki yine kuş. Kuşlardan taç yapıyorlar. Üstündeki de acaba maymun mu insan mı? Kafatasları var. Bakın parkın içine kocaman bir göl yapmışlar. Üstten baktığınız zaman bu adacıklar tamamen Endonezya haritasının aynısını gösteriyor. Baştan sona. Çok güzel yapmışlar. Burası da Kalimantan. Borneo adasının güneyi Endonezya'ya ait. Kalimantan bölgesi de bu. Ve dünyada orangutanlar sadece Borneo adasında yaşıyorlar. Dünyada sadece Borneo adasında yaşıyor orangutanlar. Şimdi de Batı Kalimantan'a geldik. Bakın ev tipleri nasıl değişti. Bu merdivenden tırmanıyorsunuz ve eviniz tepede. Sultan duruyor karşımızda. Bakın burası Kalimantan. Sultan II. Hamit onlarda da varmış. 1913 yılı civarı. Daha 49 diyor ama Endonezyacı olduğu için hiçbir şey anlamıyorum. Sultan II. Hamit. Evet, yine anlayamadık. Evet, görüyorsunuz buralar yabancı turistler için dizayn edilmiş bir park değil. Yerel, kendi lokal insanları gelsin de öğrensin diye Endonezya'nın diğer taraflarında nasıl kültürler var, nasıl insanlar yaşıyor, eskiden ne olmuş, tarihi bilgiler vesaire. Güzel bir uygulama bence. Bizde sanki böyle şeyler eksik biraz. Indonesian Airways. Pırpırlı uçak. Evet.
bir Sulawesi evi daha. Cidden Sulawesi'ye gidesim geldi yani bu. Acayip farklı bir kültürleri var. Evleri, kıyafetleri olsun. Güzel tanıttı kendini. Cidden tarzları çok farklı mimari olarak. O zaman Sulawesi'ye mi gidelim? Bu arada bu parka giriş ücreti 15 bin Endonezya parası. Yani 5 lira. Sadece 5 liraya bu parka girip bu gördüğünüz bütün evleri, müzeleri, kültürü görebiliyorsunuz. Ekstra olarak o kuş ve komodoyu görmek için 20-25 bin rupiye veriyorsunuz. O da 7 lira civarı. Yani fiyatlar gayet uygun. Ve cumartesi pazar burası full insan doluyormuş. Şu an cuma olduğu için pek insan yok. Yarın öbür gün gelsek binlerce insan. Şimdi bile kaç kişi de fotoğraf çektirdim. Aslında Jakarta'da biraz durup paralı fotoğraf çektirsem para kazanma şansım var. Jakarta'ya pek turist gelmiyor. Bir de nüfus çok kalabalık. O açıdan sizi gördükleri zaman hemen fotoğraf çektirmek istiyorlar. Oo, herhalde belediye konseri var bugün. Mimari çok efsane ya. Japonya tarzı yani böyle. Çok beğendim ben. Sumatra'yı da gezmeyi bitirdik. Şimdi Sumatra'dan ayrılıp bakalım nereye gideceğiz. Sumatra'yı çok beğendim ama ya tarzları çok farklı. İnce bir işçilik var ve büyük yapı yapmayı öğrenmişler demek ki. Şimdi de Sumatra'nın Riau bölgesine geldik. Yine güzel bir mimari. Japonya, Kore'ye yakın diyeyim yani. Evet, Bengkulu bölgesinde böyle bir hayvan varmış. Ve şu çiçek çok enteresan. Kocaman bir çiçek bu ve çok pis kokuyormuş denilene göre, ama dünyanın en büyük çiçeği bu. Evet, Bengkulu.
Yine mimarisi özel. Çok güzel ya, beğendim ben yani burayı. Konsept çok güzel. Evet, bunlar yekpare yapılmış. Bu şekilde ağacı oyarak, hatta köklerini dahi kullanarak çok başarılı. Bu da sandal. Gördüğünüz gibi yine tek parça bir kütüğü oyuyorlar. Alın size tekne. Bunlar çok iyiymiş ya. Ve son olarak tabii ki Bali. Bali'de biliyorsunuz Hinduizm var. Bunlar da Hindu tapınakları. Kocaman tapınağı yapmışlar buraya aynısını. Aa, kapı açıldı. Kapı açıldı, girdim içeri valla. Çıkarana kadar çıkmam. Normalde artık kapandı buralar. 5'te. Evet, gayet güzel. Tapınağı yapmışlar gerçekten. Evet, tapınak koruyucuları da var burada. Kocaman bir anıt da var. Güzel güzel, beğendim burayı. Burası Paradise Place diye bir alışveriş merkezi. İlk izlenime göre inanılmaz pahalı bir yer. Şu gördüğünüz gömlek 600 euro arkadaşlar. Endonezya'da elitlik demek, Japonluk demek. Bakın bu Türkiye'ye bu kesin gelmeli. Maviymiş. Bu Fortnite'daki enerji içeceği gibi. Bakın kestiğiniz zaman içinden böyle soğan taneleri gibi çıkıyor bu.